Herkese ama herkese Fas'tan, Tanca'dan selamlar arkadaşlar. Fas'ta Tanca Havaalanı'na indim. Bu sabah palmiyeleri görüyorsunuz. Kendimi göstermiyorum çünkü bitik bir haldeyim. Ama daha sonra sık sık görüşeceğiz zaten. Hava çok güzel. Gelirken neler yaşadığımı anlatsam roman olur, anlatmıyorum. Ama şimdi sizi Fas bayrağıyla kapatacağım. Sonra da otelime gitmeye çalışacağım. Orada görüşürüz. Şimdi havaalanından otelime geldim. Şu yukarıda görmüş olduğunuz arkadaşlar kalacağımız otel. Burası da Port Center diye geçiyor. Böyle kocaman geniş bir alan burası. Şöyle size de göstereyim. Havaalanından buraya çok eski bir Mercedes taksiyle geldim, dökülüyordu. 15 euro, yani 150 Fas dirhemi diyebiliriz. Şurada da denizi görüyorsunuz, port limanı görüyorsunuz. Böyle. Hava çok sıcak ve koşan insanlar var. Fas şu an beni böyle zaten çok merak ettiğim bir yer. Çok da ilgi duyduğum bir yerde. Beni böyle iyice kendine çekmeye başladı diyebiliriz. Şimdi hemen otelime gidip bir kendime gelmek istiyorum çünkü çok kötüyüm. Gerçekten çok kötüyüm. Otele nasıl çıkacağım bilmiyorum. Yani nereden çıkıldığını hiç bilmiyorum. Bir yer bulursam otele çıkacağım şimdi. Görüşüyor oluruz tekrar. Herkese yeniden selam. Eşyalarımı gelip otele bıraktım. Tanca'da. Ve biraz dinlendim. Çok az uyumuş olabilirim. Ondan sonra da şimdi tekrar dışarı çıktım. Burası otelimiz arkadaşlar. Çok tatlı gözüküyor gerçekten. Zaten tarihi bir otel. Size bir şeyler çekmeye çalışacağım bugün. Bugünden sonrası zaten daha keyifli olur diye düşünüyorum. Hava güzel, güneşli ama biraz rüzgar var şimdi. Şimdi bir şeyler içmeye gideceğim. Ondan sonra da böyle biraz sokaklarında falan dolanırım Tanca'nın. Böyle. Tanca hakkında bir şeyler söylemem gerekirse. Tanca Fas'ın ikinci büyük sanayi şehri. Birincisi Casablanca, diğeri de burası. Oldukça tarihi ve böyle kendine has aurası olan, kendine has mimarisi, ne denir, duygusu olan bir şehir. Farklı gözlemlerim olacak ama henüz gezmediğim için şu an yorumlamak için erken. O yüzden gezdikçe paylaşıyor olurum size. Şimdi gezmeye başlıyorum Tanca'yı. Geçerken önünden beni zorla içeri çağırdılar. Girdim, böyle fotoğraflara bakıp çıktım. Fransızca olduğu için tabii çok anlamadım ama onların gönlü olmuş oldu. Bakın kuşlar şovda. Ve palmiye. Şu an gördüğümüz, görmüş olduğumuz deniz arkadaşlar, Cebel Tarık Boğazı. Bu arkadaşlarla burada Cebel Tarık Boğazı'nda balık tutuyorlar. Şöyle, aslında balık tutmak ve yüzmek yasaktır yazıyor ama pek dinlediklerini söyleyemeyeceğim. Rengi çok güzel gözüküyor yalnız. Böyle turkuazımsı, mavimsi, güzel bir görüntüsü var. Sol taraf yine şehir kısmı. Burada böyle bir yürüyüş yolu var. Kordon boyu gibi düşünebilirsiniz.
Sağımızda da deniz kalıyor. Okyanus kalıyor. Birleştiği yer olduğu için şu an hangisini söylemem gerektiğini bilmiyorum. O şekilde. Rüzgar beni uçuracak ama aşırı bir rüzgar var şu an. O yüzden böyle saçım başım birbirine girdi yani. Anlatamam size. Çok güzel gözüküyor şu an. Şimdi yukarıdan Cebel Tarık'ı izlemeye geldim. Böyle mahalle aralarından geçtim ama kamerayı çok gözlerine sokmak istemediğim için açmadım açıkçası. Böyle minik minik bakkallar var mahalle aralarında da. Ve hep böyle işte meyve suyu, taze sıkılmış meyve suyu. Satan minik dükkanlar var. Ve bakkallar var. Böyle mavi evler var ve çok yakışıyor gerçekten mavi. Evet, şimdi şöyle biraz gidip şuradan da Cebel Tarık'ı size göstereceğim. Ondan sonra bir kafeye oturacağım. Bir şeyler içeceğim. İlerliyorum şu anda da. Bunca zamandır neden Avrupa'da gezmişim gibi bir serzenişte bulunmak istemiyorum ama gerçekten bambaşka kültürleri tanımak varken Avrupa çünkü bir süre sonra hepsi birbirine benziyor. Tüm şehirler birbirine benziyor. Onun için gerçekten böyle bambaşka kültürler, bambaşka şehirler, ülkeler, insanlar tanımak, bambaşka diller. Her şeyden öte mesela Fransızca konuşmak zorundasınız burada. Ya da Arapça. İngilizce ile yürütemiyorsunuz işlerinizi maalesef. Ya da benim ülkeyle mesela. Böyle de bir. Aşırı rüzgarlı burası ama aşırı yani. Şöyle göstereyim size. Seyir terası gibi bir şey. Aşağıdan da görmüştüm zaten burayı. Şu gördüğünüz de liman karşıdaki. Taca limandır herhalde muhtemelen. Alakası. Burası en eski kafelerinden birisiymiş burası. Buranın 1921'de açılmış düşünün yani. Şurada da içeceklerin zaten fiyatları yazıyor. Muhtemelen ben de aynı şeyini deneyeceğim. Hemen fırsat neyse. Selam herkese yeniden. Ben şimdi oturdum. Oturunca sizle bir konuşayım dedim. Çünkü az önce çok rüzgar vardı. Konuşulabilecek gibi değildi. Şimdi bu çok eski dediğim 1921'de açılmış olan kafeye geldim ve burada fısın gerçekten milli içeceği olan yani millinin millisi olan içeceği naneli çayını içeceğim. Zaten şu an çok ihtiyacım var yorgun olduğum için. Bana iyi gelecek, yaralarımı saracak diye düşünüyorum. Şimdi size göstereyim. Çok yaşlı böyle bir amca servis etti. Fransızca tabii konuşuyorlar onlar. Ben biraz gelip Fransızca çalışmam lazım. Lise bilgilerimi tazelemem lazım. Gelmeden önce keşke çalışsaydım ama İngilizce konuşmadıkları için anlaşamıyoruz. Arapça da ben bilmiyorum. Ama çok güzel yani şu an böyle keyifli bir güneş var, çayım önümde ve Fas'tayım arkadaşlar. Yani bambaşka bir kültürdeyim, bambaşka bir ülkedeyim, bambaşka bir kıtadayım her şeyden önce. Ve bu benim için tarifsiz bir duygu. Yıllardır gelmek istediğim ama hani henüz yeni başarabildiğim diyelim bir anı yaşıyorum şu an ve mutluluğumu tarif edemem size. Edemem. Yani Avrupa evet Avrupa çok güzel ama Avrupa'daki her şey birbirine bir şehir birbirinin ülke birbirinin benzeri. O yüzden böyle bambaşka bir kıtaya bambaşka bir kültüre gelmiş olmak beni aşırı heyecanlandırdı. Böyle ilk defa seyahat ediyormuşum gibi hissediyorum aslında kendimi. Şimdi size çayımı göstereceğim. Çok konuştum. Çay soğuyor çünkü. Şimdi bu naneli çay. Fas'ta gerçekten böyle hani en meşhur sürekli Fas'ların içtiği. Benim de ministerdeki Faslı arkadaşım da sürekli kendine yaptığı naneli çay. Tam olarak bu. Böyle içinde nane var, başka ne var hiçbir fikrim yok. Ama tadı güzel mi? Şimdi test edeceğim sizin için. Size şöyle kafeyi de göstereyim. Kafe böyle katlı katlı balkonlardan oluşuyor.
böyle her katta, her şeyde farklı masalar ve sandalyeler var. Bir kapalı alanlar da var böyle şey gibi. Çardak gibi falan düşünebilirsiniz. Bu arada çayımı yudumluyorum ve gerçekten çok güzel. Bakın şurada bir terasımsı bir yeri var. Şimdi fotoğraf çekiliyor. Faslı bir blogger. Size bir faslı blogger buldum. Şimdi size çayımla alakalı şeyler söyleyeyim. Saçımın müthiş değil peki. Neyse, önemi yok arkadaşlar. Önemli olan anı yaşıyor olmak şu an. Çok tatlı, ballı, şerbetli bir şey bu. Böyle nane tadı geliyor tabii ki. Tabii ki geliyor yani nane direkt ama tatlı ve şekerli kısmı biraz daha baskın bence. Ama ölümsüzleştirmeliydim. Mehdi bunları izleyecek, yurttaki faslı arkadaşım. İzlemezse atacağım linkini izlesin diye. Mehdi'yi ilk tanıdığım gün naneli çay yapıyordum mutfakta. Sonraki günlerde de naneli çay yapıyordum. Mehdi genel olarak naneli çay yapıyordu sürekli mutfakta. İlk orada gördüm yani. Öğrendim naneli çayın Morocco doktorlarının olduğunu. Şimdi şu anda da ben Morocco'da naneli çayımı içiyorum. Gerçekten yeni yürümeyi öğrenmiş bir çocuk gibiyim. Çok mutluyum, çok mutluyum. Teşekkür ederim hayatıma her şeyden önce. Şimdi sona da yaklaşıyorum aslında. Saçımı düzeltip size öyle seslenmek istiyorum. Sona da yaklaşıyorum. Yani sondan kastım aslında Erasmus'umun sonuna yaklaşıyorum. Türkiye'ye dönüyorum haftaya. Son bir haftam şu an yurt dışında. Ve bana bu fırsatı sağlayan, şimdi şey gibi olacak biraz, yarışmaya katılmışım ve yarışmadaki ne denir? Yarışmadan sonra duygularımı ifade ediyormuşum gibi olacak ama gerçekten burada çekemiyorum şu an ya. Aynen de çayımı içip hem konuşmak çok zor. 6 ay boyunca, 6,5 hatta 7 ay diyelim. 6,5, tam 6,5 ay oluyor. 7'ye yuvarlıyorum. 7 aydır beni bir gün olsun üzmeyen, canımı sıkmayan ailem. Gerçekten beni her şartta ve her koşulda destekledikleri için. Ve buraya gelmemde bile hani gerçekten hani ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun, asla böyle sorular sormadılar. Ben ne istiyorsam benim kararıma saygı duydular. Bu duygusal bir konuşma oldu şu an fazla. O yüzden de çok mutluyum. Onları çok özledim. Gerçekten ilk defa bu kadar ayrı kaldık. O yüzden onları çok çok özledim. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bana bu şansı, bu fırsatı, bu 7 ayı sağladıkları için. Çünkü bana gitme, istemiyoruz da diyebilirlerdi ve ben onları kırmaya da bilirdim. Ama onlar benim kararıma saygı duydu ve beni desteklediler. Bu yüzden her şeyden önce onlara teşekkür ediyorum. Şu an şey, Erasmus bitiş konuşması oldu, tamam mı? Gerçekten 7 ayım çok çok güzel geçti. Aşırı, yani aşırı. Her anına, her şeyine şükürler olsun, bin şükür olsun. Çok mutluydum. O yüzden de ailemi çok seviyorum. Onları çok seviyorum. YouTube'da da bunlar kayıtlı olsun, kalsın. Kardeşlerimi, annemi, babamı çok seviyorum. Çok özledim. Yakında kavuşacağım. Bir haftamız kaldı. Böyle. Şu an çok mutluyum. Bunu bilsinler. Çok mutlu olduğum. Allah! Çayımın içine bir şey mi düştü? Yok, çayımın içine düşmedi ama bakın çiçek düştü şuraya. Az kalsın çayımın içine düşecekti. Ama düşmedi. Öyle, şimdi size biraz manzara göstereyim, çok konuştum çünkü. Şimdi bu siz söyleyin adını. Tanca'nın Old Town bölgesi denilen, aslında Medina denen yere bölgesindeyim şu an. Böyle beyaz beyaz, aslında Bodrum'u çok anımsatıyor burası. Bakın burası küçük, minik bir bakkalımsı bir şey.
Çok güzel yani, bembeyaz. Hepsi beyaz. Mavi kapı, beyaz duvarlar. Bayağı hoş bir görüntü. Şunu da bir fotoğraf çekeyim ben. Gayet güzel gözüküyor. Şurası da böyle başka bir bölgesi mesela. Şöyle devam ediyorum. Aslında ben otelime gitmeye çalışıyorum şu an ama burayı görünce görmeden geçmeyeyim dedim. Bakmadan geçmeyeyim. O yüzden devam ediyorum. Nasıl otelime çıkacağım bilmiyorum. Şu an karıştı ortalık. Çıktım galiba. Bakın burası da ilk girdiğim noktaydı. Evin yamukluğunu görüyor musunuz? Böyle tatlı bir yer aslında. Galiba Tanca'yı sevdim. Galiba benimle beraber yürü. Burada bir sanat atölyemsi bir şey var. Şurada çok güzel bir kafe var. Şöyle bir kapıdan indim. Şöyle bir sokaklardan geçtim. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Kafe var bakın. Kafasında da fest var, gördünüz mü? Biz neden fast diyoruz? Festten ötürü fast diyoruz. Şimdi aşağı iniyorum ama bu sokak nereye çıkacak hiçbir fikrim yok. Umarım bir yere çıkıyordur. Şimdi otelin içine biraz gezdireceğim size. Burası kafeterya kısmı. Çünkü çok güzel. Buradan böyle girdiğimde şöyle, bunlara riyad deniyor arkadaşlar. Şöyle bir avluya açılıyor. Salon Hasan diye geçiyor buranın da. Şöyle ışıklar kapalı ama görebileceğinizi düşünüyorum. Günaydın herkese. Tanca'dan ikinci günümüzden herkese merhaba. Şu an bir yerde kahve ve çay molası verdik. Bir yer dediğimde aslında buradaki en meşhur meydanlardan birinde bulunan bir kafe. Fransız meydanında, böyle buranın lüks denilebilecek bir caddesinde. Kafe de Paris'in bir kahve değil. ve çayımızı ve kahvemizi göstereceğim şimdi size. Şöyle sütlü bir kahve istedik. Yarısına kadar kahve koydular. Diğer kısmını da süt eklediler. Bu da nane çayı, biliyorsunuz. Dün zaten bahsetmiştim nane çayının burada ne kadar meşhur olduğundan. Karşımızda da şurada Fransız konsolosluğu var. Ve şu geçen ablayı gördünüz değil mi, teyzeyi? Herkes de böyle o şeylerden var. İbebikli kıyafet mi denir, ne denir? Onlardan var burada. Keşke... Şu an Tanca'da pazar gibi bir yere... Ay şapkalara baksana, çok tatlı değiller mi? Kesin isterler. Kaçıyoruz.
yapıyor? Aa, hayvanın kafası. Otele geldim, taksi buydu arkadaşlar. Bu tarzı taksiydi, bayağı dökülüyordu yani. Tabii içindeyken çekemedim ama böyle garip garip taksiler yani. Şu aşağıda da şimdi Grand Soko yani Büyük Çarşı Meydanı diye bir yer var. Oraya doğru gidiyoruz. Çekeceğim yine orada da. Şimdi Tanca'da Grand Soko yani Büyük Çarşı Meydanı denen yerdeyiz arkadaşlar. Şurası meydanın böyle ortası yani bahçesi denilen böyle süs havuzu falan olan yeri. Etrafta aslında Büyük Çarşı olarak geliyor yani. Buraya aslında Tanca'nın meydanı diyebiliriz. Şöyle. Ayrıca burada oldukça kedi var. Türkiye'yi aratmıyor gerçekten. Tabii Avrupa'da hiç görmediğim için 6 aydır. Şurası geldiğimiz yukarıdaki cadde. Şöyle şuraya doğru da çarşı devam ediyor aslında. Böyle büyük bir meydan burası. Şimdi Büyük Çarşı'nın girişindeyiz. Burası Babel Fas diye geçiyor. Biz aşırı turist değil miyiz ya? Turistiz diye bağırıyoruz, bizi soyun. Ya bak, burası Medina'nın girişi. Şimdi Medina burada Old Town olarak geçiyor arkadaşlar. O yüzden burası da bu kapı. Bu arkamızda da bu meydan kalıyor. Fas, Tanca'nın meydanı. Şimdi girdik. Arkadaşlar yolda herkes ama herkes para istiyor. Herkes. Yani yolda yürümek çok imkansız burada. Çünkü sürekli birileri harçlık ve para istiyor burada. Yani böyle garip, tuhaf ve bugün market günüymüş. O yüzden alışveriş yapmanızı istiyor herkes sizden. Sokaklarındayız. Şöyle baharatları göstereyim size. Portakal çok meşhur buranın. Her yerde portakal görebilirsiniz.
Sağdan mı? Burası çarşıya iniyor galiba. Şükran. Merhaba. Merhaba, merhaba. Şurası arkadaşlar, şurasıydı tüm kaldığımız otel. Size göstermiş olayım. Şurası Cemil Tarık. Rüzgarı aşırı fazla, o yüzden sesimi duyamıyorsunuzdur şu an. Burası da şöyle bir teras. Şurada şimdi büyük çarşıdan geldik biz. Şurası büyük çarşı diye geçiyor. Şöyle buradan aşağıda böyle gidiliyor.